İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Sözleri nedeniyle tepkilerin odağında. Siyasi suikastlerde yakınlarını kaybeden birçok isim Akşener'e tepki gösterirken, 1994'te eşi kaçırılarak öldürülen DEM Parti milletvekili Pervin Buldan da Akşener'in sözünü alıntılayarak namertçe ifadesini kullandı. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin Sivas İl Başkanlığı toplantısında eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşinin kendisini ziyaret ettiğini anlatırken sarf etti bu sözleri. Akşener konuşmasının sonunda Ateş'in çocukları için bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin diyerek bölgedeki seçmenlerden oy istedi. Çünkü torbacılar katletti. Akşener'in bu sözleri tepkiyle karşılandı. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Akşener'e seslendi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Musa Anter, Mehmet Sincar, Muhsin Melik, Hrant Dink'in isimlerini sayarak binlerce faili meçhulün namertçe olduğunu biliyorduk dedi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da düşmanlığın bile ahlakı olur ama bu karanlık şahsiyetlerin namertliği dünyaya nam saldı ifadelerini kullandı. Onun için de hiçbirimiz korkmadı. Bu sözlere bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. Eşi Savaş Buldan da 1994 yılında suikast sonucu öldürülmüştü. Buldan sosyal medya hesabından Akşener'in açıklamasını alıntılayarak namertçe dedi. Torbacılar, torbacılar. İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı hukukçu Eren Keskin ise sosyal medya hesabından korkunç, hatta korkunç ötesi mertçe cinayet dediği kimler biliyoruz değil mi ifadelerini kullandı. Ne yapacaklarını o çocuk... Meral Akşener'in sarf ettiği sözler sadece siyasi çevrelerde değil kamuoyunda da büyük bir yankı uyandırdı. Birçok yurttaş sosyal medyadan Akşener'e seslenerek mertçe cinayet de ne demek diye sordu. Bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu sözler akıllara Akşener'in Güneydoğu'daki korucular tarafından istismar edilen çocuklar hakkında 32. gün programında söylediği... CHP Genel Başkanı Özgür Özel emeklilerle buluştu. Özel emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi. 31 Mart hesap günü olacak dedi. Bu ülkenin emeklisine bunları yaşatanlara yazıklar olsun. Ya hakkımızı verirsin ya emekliler hakkını almasını bilir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel emekliler buluşması programında konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere müjde denilerek duyurulan emekli maaşlarına tepki gösterdi. %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. CHP Genel Başkanı konuşmasında TÜİK verilerine dikkat çekti. TÜİK eliyle emeklilerin alacağı maaşların çalındığını söyledi. Emeklilerin en önemli sorunu şu. Türkiye İstatistik Kurumu diye kısaltılan, baş harflerini ben Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu diye söylediğim, rakamları çarpıtan, rakamları düşük gösteren ama yaptığı iş bu kadar masum olmayan bir kurum var TÜİK. O adeta elini her birinizin cebine atıyor. Özel 2002'de en düşük emekli maaşı ile 8 adet çeyrek altın alınırken bugün 2,5 çeyrek altın alındığını söyledi. Emekliler AKP eliyle çalınan altınlarının hesabını soracak dedi. Siz oyu veriyorsunuz, onlar cebinizden her ay 5,5 çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak, bu hesap sorulacak. CHP Genel Başkanı emeklinin sorunu beka sorunudur dedi. İktidara seslendi. Ve emeklilerini açlığa, sefalete, yokluğa terk eden, pazara çıkamaz hale getiren, alışverişte alışveriş torbasının yarısını kasada bıraktım dedirten bir gelecek düşünen herkes için bu ülkenin emeklilik sorunu beka sorunudur.
KESK 11. olağan genel kurulunda konuşan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 21 yıllık AKP iktidarında sermayenin güçlendiğini, yoksullarınsa daha fazla ezildiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz ise KESK'in mücadele geçmişine dikkat çekti. KESK emekçileri baskılara maruz kalıyorlar dedi. KESK, sendikal mücadelenin yüz akıdır. Hem duruşuyla, mücadelesiyle, direnişiyle. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun 21 Ocağı kadar sürecek olan 11. olağan genel kurulu bugün başladı. Genel kurula emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, KESK Genel Kurulu'nda konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte sermayenin giderek güçlendiğini, bunun karşısında emekçilerin daha da yoksullaştığını söyledi. Emekçiler geçinemeyecek bir hale geldiler. Eminim hem darbe ürünü yönetimler hem 21 yıldır bu ülkeyi yöneten sermaye dostu bu iktidarları dayanışmamızla, ortak mücadelemizle birlikte bir gün göndereceğimize eminim. Bakırhan, son günlerdeki asker ölümlerine de dikkat çekti. Ezilen yoksul halkın çocuklarını kaybettiğini söyledi. Son günlerde ülkemizde savaş ve ölümler ciddi bir şekilde kutsanıyor. Bu savaşı kutsayanlar 40 yıldır Kürt dilini konuşmasın diye ülkenin ekonomisini, doğasını, sosyolojisini, toplumu çürümeye terk eden bu sistem yine bu politikalarını devam ettiriyor. Kurultayda konuşan bir diğer isimse CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz oldu. Yılmaz, KESK'in mücadele geçmişine dikkat çekti. KESK emekçileri mobbinge uğruyor, yoğun baskıya maruz kalıyor. Hak temelli taleplerinin, KESK'in taleplerinin neredeyse tümünün görmezden gelindiğini hepimiz biliyoruz. KESK'in ne kadar önemli bir pozisyonunun ve misyonunun olduğunu da görüyoruz.